Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Zeytinburnu'nda Pazar Pazarı sokağında Coşkunlar Etli Ekmek Veysel Usta'mı ziyaret ettim arkadaşlar. Şimdi canım etli ekmek çektiğinde arkadaşlar direkt Veysel Usta'ma giderim. Neden? Kendi çocukları evinde çocuklarıyla beraber yiyecekmiş gibi lahmacununun etli ekmeğin içini kendisi hazırlar ve kendi yiyecekmiş gibi yapar arkadaşlar. Hakikaten çok lezzetlidir. Bir gün yolunuz düşerse eğer buraya Veysel Usta'ma mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etli ekmeği yapıyor. Şimdi Veysel Usta'ma döneceğim. Şu anda içeriye attı. Kısacık boyu hemen uzadı. Gördüğünüz gibi. Veysel Usta, hamurunda bir marifet var mı bu kadar uzuyor? Et ekmek için özel mi yapılıyor bunun hamuru? Evet. Bir de şöyle çıtır çıtır yapıyorsun ya. Aynen. Veysel Usta, şöyle bir arkasını döndürür müsün? Şu ekmeğin kızarmış bölümünü çekmek istiyorum. Şöyle bir drone'layım arkadaşlar. Üf. Gel de yeme arkadaş ya. Birazdan yiyeceğim. Bana afiyet olsun diyeceğim. Ama size yerken çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten Veysel Usta bu işin piri. Ya bazen biz de iç hazırlıyoruz. Böyle pide fırınlarında götürüp pişittiriyoruz. Aynı lezzeti bulamıyoruz. Ama Veysel Usta'mın yaptığı bir başka oluyor. Yani bunda ne malzemeler var Veysel Usta? Kıyması, dana kıyması, döşten. Döşten yapılıyor. Aynen. İçine bir iki tane soğan ekliyoruz. Evet. Maydanoz. Evet. Böyle az bir şey ekliyoruz. Ama tatlandırması için. Kıyması evet. Daha fazla oluyor değil mi? Evet. Onun için yerken çünkü çok lezzetli oluyor. Şu anda seni dizerken çekmek istiyorum. Kıymayı şey yapıyoruz, seriyoruz. Maşallah bir tanesinin içine de bayağı alıyor ha. Bayağı. Gerçekten. Acılı isteyenlere şu kazandaki biberden mi koyuyorsun? Evet. Bu ne pidesi oluyor? Ha, bıçak arası mıydı evet, bu? Kuşbaşılı. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Yani dışarıda bir yerde gidip meşhur bir yerlerde yemiş olsan bu kadar hiç koymazlar ben sana söyleyeyim. Et de ne kadar doğal ve güzel duruyor biliyor musun? Aynen. Vallahi billahi ya. Kıymalarımız dana kıyması lezzetlidir. Takipçilerim bunu görünce var ya bana demediklerini koymayacaklara vallahi billahi. Ya sen araba tamir etme videoları at ne olursun diyecekler. Ama yapacak bir şey yok Veysel Usta. Gelsin de. Değil mi Veysel Usta? Aynen. Maşallah, maşallah, maşallah. Bayağı da uzun ya. Bayağı uzun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısacık şey nasıl uzayacak? Bakın şimdi. Veysel Usta'nın elinde resmen sürecek ya. Özelliği ince, uzun, gevrek. Ya çıtır zaten çıtır. Sen o gevrek çıtır çıtır yapınca böyle masanın üzerinde olması yani. Dumanı çıka çıka böyle çıtır çıtır yap oluyor ya. Evet. Drone'luyorum. Maşallah, 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 maşallah. Bazen televizyona çıkıp hava atanlar var ya, bizimkiler uzun daha oluyor. Bu hatta daha kısası değil mi? Aynen. Bir de bunun bir buçuğu var. Bu bir oluyor. Bu bir oluyor. Bir buçuğu daha çok uzun oluyor arkadaşlar. Onu drone'layana kadar 2 dakika geçer. Onunla uğraşmayalım şimdi. Veysel Ustam, bir zamanlar yine seni çekmiştim ben. Ondan sonra cama söyleyeyim. Kuşbaşılı. Kuşbaşılı deniliyor buna. Biraz ince yapılıyor arkadaşlar. Şöyle. Kenarlarına tereyağı sürülüyor. Çıkar çıkmaz tereyağı sürülüyor. Veysel Usta ben şanslıyım. Senin gibi birini tanıdığım için. Evet.
Teşekkürler usta. Vallahi billahi o meşhur meşhur yok işte şurada burada Konya etli ekmekleri diyorlar ya. Evet. Ne bileyim ya. Konya'da bile böyle lezzetli yemedim. Onu söyleyeyim sana. Aynen. Yıllardır bizde. Bu da lahmacun mu oluyor? Bu da lahmacun. Bir de lahmacunu çekelim bari ya. Hem kendin açıyorsun, hem kendin içini koyuyorsun, hem kendin pişiriyorsun. Aynen, her şeyi kendin. Kendi işimi kendim yapıyorum diyorsun, öyle mi? Ya öyle. Şimdi maşallah, maşallah, maşallah. Yıllardır aynı kalite devam ediyor. Aynı kalite değil mi? Aynen. Hiç değiştirmedin biliyor musun? Yaklaşık 10-12 senedir yiyorum ben buradan. Ya bir gün de demedim ki ya Veysel Usta şu şöyle olmuş demedim biliyor musun? Evet. Maşallah, maşallah, evet. Maşallah, maşallah. Dumanlara bak, uf. Şu dumanları çekeyim ya. Bana kızacaklar biliyor musun? Diyecekler İsmail Usta sen yiyorsun. Yumurta var aşağıya ama. Evet. Bu da lahmacun mu? Evet lahmacun. Bir tane de ben mi yesem Veysel Usta ya? Lahmacunun içi daha güzel duruyor ya. Of. Dene. Hemen yapalım. Veysel Usta kurban olayım. Bir tane yap olur mu? Olur. Ne olursun bak bir tane. Veysel Usta torpilli olsun bizim lahmacunlar. Zaten torpilli yapmış. İçini doldurmuş. Daha ne istiyorsun ya? Şuraya bak arkadaş ya. Veysel Usta kurban olayım bana bir tane lahmacun. Hemen usta. Şimdi seni seyredecek olan arkadaşlara ne diyorsun? Bir de bana bak şöyle kamerama bak. Bak bana. Selamlar. Onların da gelmesini bekleriz buraya. O kadar diyorsun ha? Kısa ve öz Veysel Usta. Aynen. Gelip bir tadına baksınlar yani. Neyse ben gizli saklı yiyeyim de bari de. Şunların arkasının kızarmış halini bir çekeyim. Of. Bunlar da biberler. Biberleri öyle mi? Etli, maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaşlar, ben lahmacun yiyeceğim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Gördüğünüz tek lahmacun bana pişecek arkadaşlar. Afiyetle yiyeyim ya. Vallahi billahi ya. O kadar çekim yaptım arkadaşlar ya. Şu lahmacunu yiyeyim ya. İçini bol koyu. Veysel Usta içini bol koy ne olursun Allah rızası bol için ya. İsmail Usta'ya özel. O senin mübarek zanaatkar ellerinden öpüyorum. Zanaat altın bilenziktir diyorlar ya arkadaşlar. İşte zanaat altın bilezik arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı seyirler.